Selam herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sağlıklı cilt makyajı yapmak istiyorum. Yani eğer çok yorucu, uykusuz bir zaman geçirdiyseniz, mesela sınavlarınız vardı veya benim gibi hasta bir hafta geçirdiyseniz, cildinize nasıl sağlıklı görünüm verebiliriz, onu size göstermek istiyorum. İlk olarak gözaltı morluklarını azaltmak için salatalık kullanıyorum. Gözlerimde yaklaşık 5 dakika bekletiyorum. Onun yerine patates kullanabilirsiniz veya papatya buzu kullanabilirsiniz. Veya gözaltı cilt için özel bir maske kullanabilirsiniz. Ben bugün salatalık seçtim. Ondan sonra tüm yüze kahve buzu gezdiriyorum. İnanılmaz fresh hissini veriyor. Cildinizi toparlıyor. Yüzümü tekrar soğuk suyla yıkıyorum. Makyaja geçiyorum. Lumene Ben CC krem kullanacağım. Yüzümü hem nemlendirir hem sağlıklı aydınlatır. Bu ürünü aldıktan sonra kendi fondötenlerimi bir kenara koydum. Elim sadece bu CC kreme gidiyor. Bu arada bazı fondötenlerden daha iyi kapatıcılık veriyor. Hatta kapatıcı olarak da onu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iyi kapatıyor. Gözaltılarımın morluklarını daha iyi kapatmak için Garnier'in BB kremi kullanacağım. Bu arada benim gözaltı morluklar bu genetiktir. Hastaysam veya uykusuz günleri geçirdiysem bu problem daha da çok ortaya çıkıyor. Bu yüzden benim için tek çare iyice kapatmak. Üzerine tekrar CC krem sürüyorum. Bunu yaptıktan sonra Sephora'nın aydınlatıcı kapatıcı alıyorum ve aydınlatmak istediğim yerlere sürüyorum. Gözaltılarımı ve T bölgemi pudrayla sürdüm. Bu aşamadan sonra yüzüme biraz kontür yapıyorum. Dior paletimi kullanıyorum. Aydınlatıcı ve bronzer karıştırarak yüzümü uygulayacağım. Ondan sonra Benefit'in Hiding kullanıyorum. Biraz kaş altına da sürüyorum. Ve en son biraz allık sürüyorum. NYX'in Dusty Rose allığı kullanacağım. Evet, bitti sanırım. Biraz daha yakından göstereyim. Benim sağlıklı ten makyajım böyleydi. Umarım daha iyi görünüyorum şu an. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.